Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fittuna kanalından Tuna. Bugün sizlerle birlikte Farm Together oynuyoruz. Farm Together'ın 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler yaptığımızı unuttum. Gerçekten unuttum, bakalım neler yapmışız. Klavyemi yeni değiştirmeliyim. Mouse ve size sesi gelmemesi için. Ha, bu arada gün gün ödüller veriyor. Bilgisayar bezelye dikmiştik. Şimdi aklıma geldi. Hemen mouse'umla klavyemi ayarlayıp aman diyeyim. Hemen. Arkadaşlar bu arada söylemek isterim. Bunu belirtmek istiyorum. Ben 16 abonem olmasına rağmen, hatta 16 abonemin %90'ı bu oyunu bilmiyor, ilgilenmiyor olsa bile ben çekiyorum, çünkü bana abone olmayıp da bu oyunu oynayanlar elbet video görmek istiyorlardır. Bu yüzden ben de çekiyorum. Evet, başta becerilerimizi toplayalım. Nasıl, benim en son ne görevlerim vardı? Turp, İngiliz ördeği, gelincik ve Avrupa domuzu. Hemen onlara toplamaya gidelim önce. Ya bunları beslemek gerekiyor. Görevler zor olacak. İngiliz ördeği olmak üzere. En azından gelinciklerimizi toplayabiliriz şimdi. Gelinciklerimiz tamam. Bezelyeleri toplayayım en iyisi. Sonuçta bezelyeler. En azından level'ımız artar. Paramızı da kazanmış oluruz. Bakın seviye hızı artıyor. Bu oyunu nasıl devam ettireceğim henüz bilmiyorum. Hep böyle işler olacak. Umarım kimse sıkılmaz. Ben elimden geldiğince devam edeceğim. Hevesim kırmayacağım. Hevesimi kırmadığım sürece bu oyun devamlı olarak sizlere gelmeye devam edecek. Limonlarımızı da toplayalım. Bolca elmamız oldu. Meyvelerimizi ve sebzelerimizi satalım. Yaz gelecek. Yaz bitkisini şimdiden dikmek istiyorum. Ekmek istiyorum daha doğrusu. Ama elmalarımız oldu, hemen elmalarımız oldu. Limonlarımız da oldu. Yok pardon, elmalarmış onlar. Elmamız. Aa, kış geldi. Orada sonbahar, ilkbahar gibi geldi gözüme. Ağaç olarak servi gelmiş. Çiçek olarak pembe nergis. Lastik gördük de bu. Lastik gördük pek değil. Çiftliğinde olmasını istemem. Hemen şuradan ne ekebiliriz? Uzun süreli bir şey ekmek istiyorum. Hatta bir gün sürsün istiyorum. Acaba 2 gün mü sürsün? Bilemedim, 2 gün biraz yoğun olacağım. 2 gün video çekemeyeceğim. Karpuz ekmem güzel olur bence. Ve bu saatten sonra bu tarlaya hiç dokunamayacağız. 2 gün boyunca tarlaya kilit vurulmuş olacak. İki gün gerçekten uzun bir süre. Ve her mevsim dikilebiliyor. Karpuzun özelliği bu. Gerçekte öyle mi bilmiyorum. Sormak gerek birilerine. Bakın 21 saat, bir gün 23 saat diyor. Suladığım zaman bir gün 17 saate düşüyor. 5 saatlik bir azalma. Çok iyi bence. Ara ara birkaç gün sulayarak belki yarın akşam da
çekebilirim. Bugün İstanbul'a geri dönüyorum. Hiç tempodan tekrar başlıyorum. O zaman nasıl olur videolarım? Hiç bilmiyorum. Umarım devamlı olarak gelir. Sizi bu oyundan mahrum etmek istemem. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ördekleri mi oldu? Ördekleri hemen toplayalım. Hatta böyle hiç uğraşılmaz. Şöyle yapacağım. Görevi olanları tek tek hepsini aha de böyle koyacağım. Umurumda değil ama bunları da büyüteceğim. Domuzları da büyüteceğim. Çünkü cidden görevleri yapmak çok uzun sürecek böyle yoksa. Yönümüzde tavuklardan var mı bir şey? Yok ama ben şöyle öncelik olarak bu tavuğu böyle koymak istiyorum. Para kalmadı neredeyse. Şöyle şunları şöyle çekeceğim. Kadar çok dağınık durdu. Sağ tıka basarak sayısını düşürebiliyoruz, taşıma sayısını. Domuzların sesleri. Bunların sesinden kurtulmak istiyorum. Tamam, hemen düzenlemeyi yapalım. Hızlıca. Ve son olarak nerede yapılıyor? Şuraya da bir yol yapmak istiyorum. Çok güzel olur. Acaba bu tavuğu yapabilir miyim şimdi? 1.3 diyor. Cık, yapamam. Ama para lazım. Hem de fazlasıyla lazım. Tarlayı biraz yapacaklarını ben kendi oyunumda yani kendi tarlamda 9'da yapıyorum hayvanları ufak olsun diye. Yerim ufak olduğu için ilk başladığımda öyle başladım. Şimdi o hata yapmayacağım. Burada biraz daha büyük tutacağım. Artık hayvanları sağa sola serpiştireceğim. Çünkü sıkış tepiş olmalarını istemiyorum. Bakın arkadaşlar balıklarımız. İyi para kazandık. Balıklarımızı hep kazanacağımız için ve bir tane daha yapmak istiyorum. Şunu da hatta ve koyacağım. Tamam. Bir düzenleme tamamdır. 6K param kaldı. Tarlam çok büyük ya. Bir de yamuk yumuk. Otobüs durağı en iyisi. Benzinimizi alalım. Meyve 10 tane mi verebiliyor? Evet. Aa, ikinci meyve şeyini aldım o zaman. Şimdi oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Para lazım bize. O yüzden ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama
Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Parasızlığa... Parasızız. Tıkandık. Şimdi buraya hayvanları koyacağım için buraya ağaçları koyacağım. Bana yeni bir yer lazım. Şu üst taraf olabilir mi diye bakacağım. Ama çok dağınık. Buraya hiçbir şey yapamam bile. Dekorasyon için önce bir şeyler yapılabilir. En iyisi yer almak. Şu tarafa bakacağım. Burası düzlük ve çok güzel bir düzlük. Buraya bir şey. Güzel bir tarla yapılabilir buraya. Sularla çevirip. Aa 400. Oo 400 şey istiyor. Peki. Bana kuru yemiş ve mantar standı lazım. Çünkü hepsi doldu. Kuru yemiş ve mantar. Yumurta da lazımdı. Ben yumurta almadım tabii sanırım. Evet yumurta almamışım. Ben şuraya giderek yumurtamızı alalım. Yumurta standımızı. Ne yapılabilir başka? Yumurtaları neye koyacağım? Burası bizim satış yerimiz olsun. Hatta şu tepe. Mantarı da buraya koydum. Mantar sandım. Çünkü domuzlardan mantar çıkıyor. Tavuk ve ördeklerdense. 34 dakikaları var. Tavuklara şu an bir şey yok. Şuraya bir yol yapmak istiyorum. Nasıl bir yol yapabiliriz? Taş yol mu yapsam? Asfalt mı? Hani taş yol daha doğal olur. Şöyle bir yol. Çok güzel oldu. Zümrütümüz gitti ama benim için önemli bu detay. Sonra işte bir de şuna bakın. Şöyle göstereyim size. Yerde gidiş hızımızla burada gidiş hızımız çok farklı. En azından burada hızlı hızlı gitmiş oluruz. Bu arada buralara çitleri koymayı unutmuşum. Ve çok güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim ben. İçime sindi burası. Hayvan çiftliği. Bakın ne kadar hoş. Şimdi tavuklardan tavukların olma süresi var tabi. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Cins olarak tavuk 6 cins var. Domuz ise sanırım 5'ti. Şöyle bakabiliriz. Ops, affedersiniz. Tavuk 1 2 3 4 5. Zaten benziyorlar. 5 5 tane mi var? Yok 5 tane olmasın. 1 2 3 4 5. Gerçekten 5 tane mi? Bunlar ördek. Tamam. Ördeklerden ise 1 2 3 4 4 tane var. İyiymiş. Tavuk nasıl 5 tane ya? 1 2 3 4 5. Birine kaç mı değil mi? Gerçekten 5 tane var. 6 tane at, 5 eşek, 2 tane lama. 4 5 keçi, 4 inek, 4 koyun, 4 domuz, pardon, 5 domuz. 4 hindi. Tavşanlar falan filan. Allah Allah güzel. O zaman bizim için sıkıntı yok. Şunları hemen yapalım. Benzinimizi alalım şuradan. Benzin fazladan kalmasın. Yumurtaları sonra satarız. Sonrasında görev için ağaç gelirse eğer o ağaçları dikmeye başlarız. Sanırım ağaçları şöyle şuradan başlayıp şöyle şu tarafa gideceğim. Diğer taraftan da gidebilirim. Diğer tarafa da bakayım. Diğer tarafa da giderim. Ağaçları bitişik yapmak istiyorum. Aslında çok uğraşıp yaz kış diye mevsim mevsim ayırmak iyi olur ama kimileri yaz kış oluyor, kimisi yaz sonbahar oluyor, kimisi bütün mevsimde oluyor. O yüzden çok karışık olur bu şeyi de ne denir buna? Kombinasyon mu diyeyim artık ne denir? Bunu sağlayamam.
Sonuçta bir düzen var. O düzeni de bozmak istemiyorum. O yüzden böyle bırakacağım. Yine bugün karpuzlarımızı ektik. 2 gün boyunca video çekemeyeceğim için. Tavuklarımızı, ördeklerimizin yerini büyüttük. Balığımızı, gelinciğimizi topladık. Ağaçlarımızla yine ilgilendik. Kış mevsimi de geldi. Traktörümüzü indirip yeni yerimizde şöyle hayvanlarımızla şöyle şöyle göstermek istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu günler.